herkesin kabında ayrı bir biliş var. En alt mertebeden bakan kişinin bile baktığı bilgi doğru kabul edilir. Evet, kendi mertebesine göre tabii onun doğrusudur. Bundan ötürü hani bununla beraber şöyle bir soru sormuşlar. Herkesi kendinden üstün görmek meselesine buradan bakabilir miyiz? Herkesi kendinden üstün görmeye şöyle bakmak lazım. Ben karşımdaki adamı tanımıyorum. Allah karşısında öyle bir samimi bir anı vardır ki Allah'a bir teslimiyet, bir tevekkülü vardır. Allah'a bir yalvarmıştır, yakarmıştır. Varsa kusuru, günahı, tövbe, istiğfar etmiştir. Allah ona çok güzel bir muamelede bulunabilir. Onu kendi nezdinde Allah yüksek bir mertebeye koyabilir. Oysa ki ben hatam var, kusurum var, günahım var. Acaba bu hatamda, kusurumda, günahımda samimi tevbe edebildim mi? Ettim mi? Samimi etmediysem, tevbem samimi değilse ya o zaman kabul olmadıysa ya bilmeden birçok hatam, kusurum, şirkim vesairem olduysa o karşımdaki insandan daha aşağıda, aşağıda daha aşağıdaysam düşüncesiyle bakmak lazım. Yani ben şu adamdan daha üstünüm canım dememek lazım. Ya şu adama bak ya, yaptığı bir fiile bakarak. Olabilir ya, bir günah fiil işliyor olabilir. O fiiline bakarak, o bak şu adam şu günah işliyor. Ben en azından bu günahı bir dahi işlemedim. Ben ondan daha Allah katında derecem yüksektir diyen hata eder. Yanlış yapar. Çünkü evet, orada görünüşte, zahirde o fiili işlemiştir günahı ama belki de bizim onun günahının kaç katı günahlarımız var. Öyle ya, değil mi? Bilmediğimiz hatamız, kusurumuz var. Bu manada insanları küçük görmemek lazım. Allah katında hep kendimizi daha aşağıda görmemiz lazım. Hatası, günahı daha çok olarak kendi kendimizi görmek lazım. Bu gözle bakmak lazım yani. Bu bakış her zaman insanı korur. Yoksa yaptığımız amelleri hiçbir zaman Allah karşısındaki derecemizi ölçerken amellerimizi teraziye koymayalım. Çünkü görünüşte, zahirde güzel amel yaptığımızı zannediyoruz olabiliriz. Ya orada bir niyetimizde fesatlık varsa, bozulduysa, Allah muhafaza. O amellerin hepsi çöp olur yani. Onun için hiçbir şekilde amele güvenilmez. Zaten şundan dolayı da güvenilmez. Cennete hiç kimse ameliyle girmeyecek. Hadis-i şerif. Allah lütfettiği kulları cennete girecek. Allah'ın lütfuyla cennete girilecek. Amel, evet, rahmetiyle, lütfuyla. Amel neyi belirleyecek? Girdiğin yer neresiyse oradaki mertebeni belirleyecek. Amel, cennete girdiysen cennetteki dereceni belirler. Cehenneme girdiysen cehennemdeki dereceni belirler. Onun için cennete giriş amelle değil. Onun için amellere hiçbir zaman güvenmemek gerekiyor. Tabii Allah lütfederse, rahmet ederse ancak kul cennete girer. Resulullah Efendimiz'e bunu söylediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya Resulullah sen de mi diyor sahabe? Evet ben de. Umulur ki Allah bana rahmet eder diyor Resulullah Efendimiz. Yani umulur ki Allah da bana rahmet eder ki rahmetiyle cennete girerim demiş oluyor. Burayı da unutmayalım. Evet.